Şahıslar adına ilk söz lehinde olmak üzere Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, ben de bugünkü bütçe görüşmeleri hakkında lehte konuşma yapacağım. 2020 yılı merkezi yönetim bütçe görüşmelerimizin hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli bakanlarım, dış güçlerin, şer güçlerin bu ülke içindeki o iç güçleri ne yazık ki bu kürsüden sizlere hükümetimizin başarısız bakanları dediler. Belli ki doğru yoldasınız. Belli ki başarılısınız. Bu milletvekilleri, bu meclis sizin arkanızda, sizinle bakanları. Allah'ım sizlere güç kuvvet versin. İnşallah bu ülke için daha büyük gelişmelere imza atacaksınız. Değerli milletvekillerim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sanayi ve teknolojinin her alanında faaliyet göstermekte ve önemli çalışmalar yapmaktadır. Başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere planlı sanayi alanlarının oluşturulması, araştırma ve geliştirme alanındaki destek ve teşviklerin yürütülmesi, sanayi ürünleri teknik mevzuatlarının hazırlanması, sanayi ürünlerine yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri, KOBİ'lere yönelik destekler, kredi mekanizmaları ve proje destekleri, yatırımların özendirilmesi ve üretimin artırılmasına yönelik yatırım teşvikleri, yabancı sermayenin ve firmaların ülkemize çekilmesi, standartizasyon, uygunluk, değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetleri çalışmaları, bölgeler ve iller arasındaki gelişmişlik düzeylerinin azaltılması ve illerin kalkınması amacıyla yürütülen çalışmalar bunlardan bazılarıdır. Öncelikle teknoloji ekosisteminden bahsedeceğim. Araştırma ve geliştirme faaliyeti yapan firmalarımıza önemli destek ve muafiyetler sağlamaktayız. Bunlardan bazıları vergi indirimi, sigorta prim desteği, gelir vergisi stopajı, temel bilimler istihdamı, asgari ücret desteğidir. Bu destek ve teşvikleri fiziki mekan olarak ayrı bir birimde araştırma ve geliştirme faaliyeti yapan en az 15 araştırmacıya sahip firmalarımıza veriyoruz. ARGE merkezi belgesine sahip bu firmalarımız son yıllarda hızla arttı ve bugün sayıları 1200'ü aştı. Ve bu merkezlerde çalıştırılan araştırmacı sayısı 50.000'e yaklaştı. Yine ülkemizin dört bir yanında 85 teknoloji geliştirme bölgemizde 4500 firma ve 46.000 araştırmacı ile tamamlanmış veya devam eden proje sayısı 45.000'i geçmiştir. Bakanlığımız teknoloji geliştirme belgelerinin hem kuruluşuna altyapı desteği vermekte hem de burada yer alan firmalara çeşitli vergi indirimleri, istisnaları sunarak teknoloji ekosisteminin gelişmesini amaçlamaktadır. 2020 ile birlikte yapılan bu desteklere ek olarak teknoloji ekosisteminin çok önemli adımlarını atacağımızı ve yenilikçi düzenlemeleri hayata geçireceğimizi belirtmek isterim. Bakanlığımız KOSGEB destekleriyle KOBİ'lere ve girişimcilere birçok destek programı sunmaktadır. Bu desteklerle yurt içinde üretilmeyen ürünlerin ülkemizde üretilmesi, KOBİ'lerimizin kapasitelerinin artırılması ve dış pazarlarda rekabet edebilmesinin sağlanması
teknolojik ürünlerin üretilmesine yönelik proje ve yatırımların teşvik edilmesi ve firmalar arası işbirliklerinin artırılması temel hedeflerimizdendir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni yapısıyla daha da güçlenmiş ve tüm sektörlere bütüncül bir destek sağlar duruma gelmiştir. Özellikle yatırım teşvik sistemi ile yatırımların yüksek ve orta yüksek sektörlere yönlendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıkların azaltılması. Toparlayın Sayın Milletvekili. Sağlanması en önemli amaçlarımızdan olmuştur. Yatırım teşvik sistemi ile yatırımcılarımıza yatırımın özelliklerine bağlı olarak vergi indirimi, sigorta prim desteği, KDV istisnası, gümrük vergi istisnası, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi destekler sunulmaktadır. 2019 yılının ilk 10 ayında 101 milyar TL sabit yatırım tutarına sahip 4300 yeni yatırım ile 166.275 istihdam sağlanması beklenmektedir. Yeni yılda da bu destek teşvikler ülkemize daha fazla yatırım kazandıracağına inancım tamdır. Bir diğer önemli konu da yatırımların planlı bölgelere yönlendirilmesi ve planlı sanayi bölgeleri kurulmasına yönelik mekanizmalar ve desteklemelerdir. Bu alanlar da bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. Bakanlığımız o toparlayın artık sen. Bakanlığımız OSB ve sanayi sitelerinin kuruluşunda bankalar aracılığıyla çok düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle yatırım için uygun kaynaklar sunmaktadır. Bugün OSB'lerimizin sayısı 315'e ulaşmış olup bölgelerde 2 milyon vatandaşımız istihdam edilmektedir. Sanayi ve teknoloji stratejisi ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi ile atılacak adımlar yıllar itibariyle belirlenmiştir. Sanayi ve teknoloji alanında bugünden daha ileri noktalara yakın dönemde ulaşacağımızı ifade etmek isterim. Tüm bu düşüncelerle tekrar 2020 bütçesinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Kaya. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biraz önce yaptığım konuşmada Trabzon'da milletvekili sayısının 8'den 6'ya düştüğünü, bunun gerekçesinde azalan nüfus olduğunu söylemiştim. Gerçekten de Trabzon'da milletvekili sayısı 8'den 6'ya düştü. Bu doğru mu? Doğru. Bir gerçek üzerinden bir değerlendirme yaptım. Tabii benim bu değerlendirmeme AKP Trabzon milletvekili Sayın Adnan Günler bir cevap verdi. Sayın Günler cevabında artık ölülere oy kullandırmıyoruz dedi. Ölüleri saymıyoruz dedi. O nedenle vekil sayımızın düştüğünü söyledi. Sayın Günler'e şimdi şunu sormak istiyorum. Ölülere oy kullandırmıyoruz dedi ama ölüleri saymıyoruz dedi ama şimdi AKP iktidarı döneminde ölülere oy kullandırıldı. Boş arazileri, arsalara seçmen kaydettirildi. İlçelerin sınırları değiştirildi. Yani bunun en yakın örneği Yeni Mahalledir, Çankaya'dır. Buralarda bunu yaşadık. Ayrıca ben konuşmamda Çömlekçi kentsel dönüşüm projesinin yarım kaldığını söylemiştim. Adnan Günler'e soruyorum. Çömlekçinin Sayın Efendioğlu. Başkanım. Sorum Sayın Varank'a. Kendileri bir ay önce 10 Kasım'da Malatya'da dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunun temelini attılar. Bir Malatyalı olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Fakat birinci organize sanayi bölgesinde bir projemiz var arıtmayla ilgili. 24 bin metre küplük bir projenin 40 bin metre küpe çıkarılmasıyla ilgili. O projenin bitmesiyle birlikte Şahnağan Çayı'nın ve etrafındaki 25'e yakın yerleşim biriminin daha kaliteli yaşam kalitesine kavuşacağı ve tarım alanlarında daha iyi olacağını, bu konuda bakanımız bir söz verirse çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Sayın Koncuk. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Hepinizin bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum. TEMSA fabrikası
50 yıldır Adana'da faaliyet gösteren bir önemli fabrikadır. Ancak son günlerde TEMSA'da çok ciddi sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Yeni el değiştiren bu fabrikanın nasıl bir ödeme güçlüğü içine düştüğünü de bilmiyoruz. Dolayısıyla 70 ülkeye ihracat yapan ve elektrikli otobüs üretimini gerçekleştiren ve seri üretime geçen, aslında ülkemizin medarı iftarı sadece Adana için değil, Türkiye için önemli bir kuruluşun böyle bir ödeme güçlüğü içine düşmesi hükümetimiz tarafından takip ediliyor mu? Sanayi Bakanımızın bu konuda takibi nedir? Bir müjde verebilecek mi bu konuda Adanalılara ve Türkiye'ye? Teşekkür ederim.